Pekala. x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı bir c sabitinin x'e göre türevini alalım. Evet. Bu ifadenin tanımlı olmasını istediğimiz için n'nin eksi 1 olamayacağını da göstermemiz gerekiyor. Eğer eksi 1 olsaydı sıfıra bölmüş olurduk ve henüz bunu tanımlamadık. O zaman hadi şimdi buradaki türevi alalım. x üzeri n artı 1 bölü n artı 1. Burada kuvvet kuralını kullanabiliriz öyle değil mi? Üstümüz n artı 1 bunu öne getirelim. O zaman burası n artı 1 çarpı x üzeri aynı rengi kullanmak istiyorum. Bu işin en zor kısmı renkler gerçekten evet çarpı x üzeri n artı 1 yazmak yerine üstten 1 çıkarırız. Bu sadece kuvvet kuralı n artı 1 eksi 1 n olacak öyle değil mi? Ve bunu n artı 1'e böldüğümüzü de unutmamalıyız. O zaman n artı 1'e de böldük. Sonra da artı c bir sabitin x'e göre türevi x değişirken sabitin değeri değişmeyeceği için 0 olur öyle değil mi? Yani artı 0. Ve n eşit değildir. Eksi 1 dediğimize göre bunun tanımlı olacağını da biliyoruz. Bunlar sadeleşecek yani 1 edecek ve bütün bu ifade x üzeri n olacak. Yani bunun türevi x üzeri n'e eşit olacak. Şimdi bu sonucu bulduğumuza göre bunu tersten düşünelim. Önce renk değiştireyim. x üzeri e n'in ters türevi nedir? Yani x değişkenine göre x üzeri N n'in integrali. Aklınız karışmasın. Bu sadece belki garip gözüken ama şirin bir notasyon. Ters türev belirli integral almaya başlayınca bunu daha rahat anlayacaksınız. Peki ama x üzeri n'nin ters türevi hakkında ne söyleyebiliriz? Buna istersek x'e göre ters türevi de diyebiliriz ama aynı zamanda bunu belirsiz integral olarak da adlandıracağız. Bu ifadenin x üzeri n neyin türevidir anlamına geldiğini biliyoruz ve az önce bulduk bu ifadenin türevi ve bunu çok genel terimlerle ifade ettik. Aslında burada birçok sabiti sıkıştırmış halde yazdık. x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı 0, artı 1, artı 2, artı pi, artı 1 milyar olabilirdi. Yani burası x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c'ye eşit olacak. Bu oldukça güçlü bir ifade. Bunu aslında ters kuvvet kuralı olarak düşünebilirsiniz ve n eşittir eksi 1 olmadığı sürece bu her n için geçerli. Bunu bir daha tekrar edeyim. n eşit değildir eksi 1. Eğer n eksi 1 olursa bu ifade de tanımsız olur. Şimdi bunu uygulamak adına birkaç örnek çözelim artık. Buna isterseniz ters kuvvet kuralı da diyebilirsiniz. O halde x üzeri 5'in x değişkenine göre integralini alalım. Evet x üzeri 5'in ters türevi nedir? Tek yapmamız gereken bakın n eşittir 5 değil mi? O zaman üssü 1 arttıralım. Burası x üzeri 5 artı 1 olur. Ardından art arttırdığımız değere bölelim. Üstü 1 arttırdığımız zaman elde ettiğimiz değer her neyse aynı değere bölelim. Bölü 5 artı 1 ve bütün olası ters türevleri de göstermek için buraya artı c de koyalım. Böylece burası x üzeri 6 bölü 6 artı c oldu. Bunu doğrulayabilirsiniz de kuvvet kuralını kullanarak türevini alırsanız x üzeri 5'e geri dönersiniz. Hadi başka bir tane daha deneyelim. Bu seferkini mavi ile yazayım. Neyin ters türevini bulsak bu kez daha ilginç bir örnek çözelim. Ee, 5 çarpı x üzeri eksi 2'nin ters türevini bulalım. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Burada yapabileceğiniz bir sadeleştirme, aslında bunu size henüz kanıtlamadım gerçi ama skaler büyüklükler ile çarpıyorsak bu büyüklükleri türev operatörünün içine veya dışına hareket ettirebiliriz. Yani burası 5 çarpı integral x üzeri eksi 2 dx'e eşit olur. Evet ve şimdi sanırım ters kuvvet olarak adlandırabileceğimiz kuralı kullanabiliriz. O zaman burası 5 çarpı x üzeri eksi 2 artı 1 bölü eksi 2 artı 1 artı bir sabit olacak öyle değil mi? Bunu da tekrar yazalım. 5 çarpı eksi 2 artı 1 x üzeri eksi 1 eder bölü eksi 2 artı 1'den bölü eksi 1 artı bir sabit. Burası da 5 çarpı x üzeri eksi 1 artı 1 sabit olur. Eğer istersek 5'i dağıtabiliriz. Böylece eksi 5 çarpı x üzeri eksi 1 bulmuş oluruz. Şimdi buraya 5 çarpı 1 de sabit yazabilirdik ama bu soyut bir sabit. 5 ile çarptığımız zaman da yine soyut bir sabit olarak kalacak. Belki şöyle yazabilirdik. Bunun farklı bir sabit olduğunu göstermek isteseydik bunlara C1, C1, C1 derdik. 5 çarpı C1 yaptığımız zaman başka bir sabit elde edeceğimizden dolayı buna 5 çarpı C1'den kaynaklanan başka bir sabit olan C diyebilirdik ve Sonucu da bu şekilde bulmuş olurduk. Eksi 5 çarpı x üzeri eksi 1 artı c. Aynı şekilde bu sonucun da türevini bulmayı denerseniz yukarıdaki bu ifadeyle aynı sonuca ulaştığınızı göreceksiniz.